Merhaba. Bu videomuzda sizlere İbn Rüşd'ün Faslul Makalat eserinden bahsedeceğim. İbn Rüşd 1198 yılında vefat etmiş Endülüslü bir filozoftur. Özellikle Aristo'ya yaptığı şerhler ve Gazali'nin filozofları eleştirdiği hususlarda Gazali'ye yönelttiği eleştirilerle meşhurdur. Kitabın tam adı Faslul Makal ve Takriru Ma Beyne Şeria ve Hikme Minel şeklindedir. Kitap şeriatın felsefeyi farz kılıp kılmadığı tartışmasıyla başlar. Felsefenin amacı varlığı tartışmak, varlığı düşünmektir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde varlığa nazar etmeyi ve varlığı düşünmeyi emretmiştir. Buradan i̇bn Rüşt'ün çıkardığı sonuç, akli kıyaslar yaparak varlık üzerinde düşünmenin şeriat tarafından farz kılınmış olduğu sonucudur. Kur'an-ı Kerim'in Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve insanlarla en güzel şekilde mücadele et ayetinden hareketle. i̇bn insanları tevil zemininde üç zümreye ayırır. Bunlardan burhan ehli olarak nitelendirdiği ve ayetin hikmetle çağır kısmının işaret ettiği, Kur'an-ı Kerim'in tevil edilmesi gereken ayetlerini tam anlamıyla tevile kabiliyetli ve salahiyetli zümre, ikinci olarak avam olarak nitelendirilen tevil yapmaması gereken zümre, üçüncü olarak da bu ikisinin arasında e, cedelle yani tartışmayla e, görüşlerini delillendirmeye çalışan e, zümre bulunmaktadır i̇bn Rüşd şu hususu özellikle vurgular. Kur'an-ı Kerim'in tamamı tevil edilerek anlaşılmaz. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini de tevil etmeden anlamak mümkün değildir. Burada kitabın bundan sonraki kısmına ışık tutacak olan e, şu çıkarımı i̇bn yapar. Yaptığı tevilden dolayı tevil edilmesi gereken bir ayete yaptığı tevilden dolayı hiç kimse dinden çıkmakla itham edilemez. Ve burada kitabın e, ikinci bölümünde Gazali'nin filozofları dinden çıkmakla itham ettiği üç meseleyi ele alarak tartışır. Bunlardan birinde Gazali özellikle i̇bn Sina'nın parantez içinde meşşai filozofların Allah'ın cüz'ileri bilmediğini iddia etmekteydi. İbn-i Rüşt'ün burada Gazali'ye verdiği cevap şu şekildedir. Öncelikle meşayi filozoflar ve i̇bn Sina Allah cüzileri bilmiyor dememektedir. Allah cüzileri külli mahiyette, külli bir şekilde bilmektedir. Allah'ın bilmesi bizim bilmemiz gibi değildir, diyor İbn-i Rüşt. Yani biz bilmek için bilinen bir şeye muhtacız, Allah bilmek için bilinen bir şeye muhtaç değildir diyor. İnsanın bilgisi maluma tabidir, malum olmadan insan bilmez. Allah'ın bilgisi tam tersidir, Allah'ın bilgisinde malum ilme tabidir. Yani İbn-i İbn Sina'nın ileri sürdüğü şekliyle Allah'ın bilmesi zaten yaratması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla İbn diyor ki Allah cüzileri bizim bildiğimiz gibi bilmemektedir. Bir tarafa Allah küllileri bile diyor bizim bildiğimiz gibi bilmez. Dolayısıyla e, dolayısıyla bu husustan bir e, bu husustan bir kişinin dinden çıkmakla itham edilmesi yanlıştır. Gazali'nin dinden çıkmakla itham ettiği filozofları ikinci mesele alemin ezeli olup olmadığı meselesidir. i̇bn Rüşt burada diyor ki, alem bir yönüyle hadistir, bir yönüyle kadimdir. Dolayısıyla alemin sonradan yaratılmış olduğunu iddia etmek, alemin kadim olmadığını iddia etmek anlamına gelmiyor diyor. Burada da dikkati çeken bir husus var i̇bn Rüşt'ün e, dikkat çeken bir cümlesidir. Kur'an'ın hiçbir ayetinden diyor, alemin e, sonradan yaratıldığı sonucu çıkaracak şekilde yorumlanmaya müsait bir ayet yoktur diyor. Bir diğer mesele Gazali'nin filozofları itham ettiği üçüncü mesele, cismani haşir meselesidir. Burada i̇bn bu meselenin Tevil edilmesi gereken bir mesele mi? Tevil edilmemesi gereken bir mesele mi olduğunun açıklığa kavuşturulmasını ister. Ee, İbn Rüşd'e göre bu mesele tevil edilerek anlaşılması gereken bir meseledir ve <laughs> ve filozoflar bunu tevil ederek Kur'anı anlamaya çalıştıkları için e, bunları dinden çıkmakla itham etmek yanlıştır demektedir. Kitabın ilginç cümlelerinden biri şudur. İbn Rüşd felsefe çalışan araştırmacıların felsefeyi öğrenmek isteyen kişilerin hatalı sonuçlara, hatalı değerlendirmelere ulaşmalarının bir sebebi olarak felsefeyi bir rehberden, bir üstattan öğrenmemiş olmalarını göstermektedir. Gazali El-Munkız adlı eserinde felsefi kitapları iki sene tetkik ettiğini e, ve iki sene sonunda bu eserlerin e, felsefenin en ince ayrıntılarına vakıf olduğunu belirttikten sonra e, bunları bir hoca olmadan, bir üstattan, bir rehberden öğrenmediğini belirtmektedir. i̇bn Rüşt muhtemelen Gazali'nin e, bu cümlesine bir atıf yapmaktadır. Ki esasında İbn-i e göre sadece felsefeyi değil, mezhep kitaplarını da bir üstattan öğrenmemek İbn-i e göre bazen hatalı sonuçlar elde edilmesine sebep olacaktır. İbn-i e göre şeriatın hiçbir metni Burhan'la elde edilen sonuçlara aykırı olamaz aykırı gibi görünen hususlarda tevil etmek gerekmektedir. Burada İbn-i felsefe ile dini aynı kaynaktan süt hemen iki kardeşe benzetmektedir. İkisinin de amacı aynıdır, ikisinin de kaynağı aynıdır. Dolayısıyla bu ikisinin çelişmesi mümkün değildir. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.